Değerli dostlar, sevgili konuklarımız, 23 Nisan ile 1 Mayıs arası emek haftası sebebiyle mücadelemizi aydınlatan işçileri, emekçileri selamlıyorum. Hoş geldiniz. Yekkulan Pirozbe. 1 Mayıs kutlu olsun. Her koşulda mücadeleye gerçekten devamlılığınız, duruşunuz bizlere ve tüm Türkiye yurttaşlarına umut oluyor. Şüphesiz ki bu umudu hep birlikte yeniden üretip özgür yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Dün gece acı bir kaybımız yaşandı maalesef. Bir dönem DBP İl Eş Başkanlığı'nı yürütmüş olan değerli yoldaşımız Yavuz Kutay geçirdiği bir kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Kendisine Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi ifade etmek istiyorum. Işıklar içinde uyusun. Dün yine Adıyaman'da meydana gelen deprem ve yarattığı etkiler devam ediyor. 5.5 şiddetindeki depremde can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Adıyaman halkının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugün aramızda çok değerli konuklarımız, emekçi arkadaşlarımız, farklı illerden gelen dostlarımız var. Hepsini sayamasam şimdiden affınıza istiyorum ama bazı arkadaşları özellikle belirtmek istiyorum. Aramızda DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve DİSK yönetiminden değerli yoldaşlarımız var. Hoş geldiniz. Yine KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve KESK yönetiminden değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz demek istiyorum. BES Genel Başkanı Serpil Akpınar ve BES yönetiminden konuklar aramızda olacaktı. Ama maalesef meclise giriş yasağı var diye bir sendikanın genel başkanı milletin meclisine giremedi. Bu kararı da protesto ediyoruz ve kınıyoruz. SES Kadın Sekreteri Selma Atabey ve tüm Belsen Kadın Sekreteri Selma Kıratlı da aramızda. Kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. Yine Devrimci İnşaat İş Sendikası'ndan arkadaşlar var. Kendilerine de ayrıca hoş geldiniz demek istiyorum. İnşaat, tekstil, turizm, katı atık işçileri de aramızda. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İstanbul Anadolu Yakası Siirtler Derneği Başkanı Abdurrahman Akbaş da aramızda. Selamlıyoruz kendisine. Evet, son olarak çok değerli parti meclisi üyelerimiz İstanbul'dan Kadıköy, Ataşehir, Kartal, Çekmeköy, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Beşiktaş, Kağıthane, Zeytinburnu, Bahçelievler, Başakşehir, Bağcılar ve Küçükçekmece'den gelen partililerimiz, emekçi dostlarımız da aramızda. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdiden grup toplantımıza güç veren bütün konuklarımıza birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu, bu güçle 24 Haziran'ı çok güçlü karşılayacağımızı ifade etmek istiyorum. 1 Mayıs'a sayılı günler kala 1 Mayıs'ta alanlara çıkacak herkesi şimdiden selamlıyorum ve pirozbe diyorum. Yeke gulane pirozbe. Şimdi
konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Sayın Sezai Temelli'yi kürsüye davet ediyorum. Yaşasın 1 Mayıs. Bici yek kulak. Sayın Eş Genel Başkanım, milletvekili arkadaşlarım, parti meclisimizden, MYK'mızdan, yerel teşkilatlarımızdan katılan sevgili yoldaşlarım, değerli konuklarımız, değerli basın emekçileri. Bu haftaki grup toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce her zaman yaptığımız gibi cezaevindeki tüm arkadaşlarımıza buradan sevgi ve saygılarımızı bir kez daha iletiyorum. Emek demokrasi mücadelesinin, sendikal mücadelenin en saygın isimleri, mücadele arkadaşlarım aramızda. Sevgili Kani Başkan, sevgili Mehmet Başkan şahsında tüm sendikal mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz arkadaşlarıma hoş geldiniz diyorum. Evet, Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı sevgili Serpil Akpınar'ı almamışlar. Bu duvarları yıkabilmek için meclisi halkın, emekçilerin meclisi yapmak için de 1 Mayıs'ta yan yana geleceğiz ve bütün bu ceberrut anlayışı hep birlikte yıkacağız. Ankara Gençlik'ten katılan arkadaşlarımız var. Hoş geldiniz. Hemşerilerim de gelmiş İstanbul'dan. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Konuşmaya başlamadan önce iktisatçı olmamın verdiği birikimle bir mesaj göndermek istiyorum. Biraz önce AKP Genel Başkanı grup toplantısında diyor ki bu döviz lobisinden, döviz baskısından kurtulacağız. Bir faiz baskısı vardı, lobisi vardı. Şimdi döviz altına geçeceğiz diyor. Bu altını düğünlerde oğluna takılan çeyrek altın sanıyor. O senin dediğin altınlar da dövizle alınıyor. Hiç seni uyaran yok mu etrafında? Neyle alacaksın o dövizi? TL ile mi alacaksın? Senin paranla sakız alamazsın İngiltere'de. O dövizin hepsi İngiltere Merkez Bankası'nda duruyor. O altınlar orada duruyor. Takas işlemleri orada yapılıyor. Ne yapacaksın? Altını neyle alacaksın? İşte bu durumla karşı karşıyayız. Şu an içinde bulunduğumuz ruh hali bu. Bir akıl yitimiyle karşı karşıyayız. Evet. 1 Mayıs. Bir hafta sonra alanlarda olacağız. Biz 24 Nisan 1 Mayıs haftasını emeğin, işçi sınıfının sorunlarını konuşarak, onlara birlikte çözüm üreterek değerlendirmek istiyoruz. Sözlerime öncelikle 1 Mayıs 1977'de yitirdiklerimizi anarak başlamak istiyorum. Evet, 77'den bugüne hala 1 Mayıs 77 katliamı aydınlatılabilmiş değil. 1 Mayıs 77 aydınlatılmadığı sürece de bizim Taksim sevdamız bitmeyecektir. Evet bugün başka alanlarda buluşacağız. Başka alanlarda 1 Mayıs'ı kutlayacağız. Mücadelede ortaklaşacağız. Ama Taksim'in hesabını da sormaya, 1 Mayıs 77'nin de hesabını sormaya devam edeceğiz. Türkiye işçi sınıfı, Türkiye emekçileri tarihinin en zor günlerini yaşıyor. Emek sömürüsünün baskısının hiç bu kadar yoğun olduğu dönem geride bıraktığımız 12 Eylül'den sonra yaşanmamıştı. Evet, 12 Eylül rejimini aratacak koşullara ulaşmış durumdayız. OHAL rejimi 21 aydır sürüyor ve 3 ay daha uzatıldı. Geçenlerde bir konuşmasında AKP Genel Başkanı işverenlere diyor ki, daha ne istiyorsunuz? Sizin için OHAL'i uzatıyoruz. Bugün de aynı şeyi söylüyor. Yani bir grev kırıcısı edasıyla konuşuyor. Grev haklarını engelliyoruz diyor. Grev yapmalarına, işçilerin grev yapmalarına engel oluyoruz diyor. Bu sayede de işte daha ne istiyorsunuz? Hani tırnak içinde nankörlük yapmayın demeye getiriyor. Evet, OHAL koşullarının en büyük mağduru emekçilerdir, işçilerdir. Çünkü OHAL koşulları boyunca işçiler
kuralsız çalışmanın belki de en ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemi yaşadı. Bu kuralsız çalışma, tabii grevlerin engellenmesi, işten çıkarmalar, düşük ücret, hatta ücretlerin alınamamasına kadar gidiyor. Bu kuralsız çalışma beraberinde iş cinayetlerini getiriyor. Bu kuralsız çalışma örgütlenmenin önüne engel oluşturuyor. İşverenlere o hali uzatma sözü verirken aslında Türkiye'yi neyin beklediğini de ifade etmiş oluyor. Evet, yönetemiyorlar, ancak iktidarda durabilmek için, iktidarı sürdürebilmek için tek seçenek ellerinde var. Bir yanıyla o hali sürdürmek, emekçileri baskı altına almak, köleci bir çalışma hayatını gerçekleştirmek, diğer taraftan da savaş politikalarıyla Kürt düşmanlığını devam ettirmek. İşte bu savaş politikaları ve ekonomi politikaları Türkiye'ye çok ciddi yıkım getirmiştir. Türkiye'yi büyük bir çöküşe sürüklemiştir. Tüm bunlara dur diyebilmek için 1 Mayıs'ta alanlarda hep beraber yan yana geleceğiz. Tıpkı Nevroz'da yan yana geldiğimiz gibi şimdi de 1 Mayıs'ta buluşacağız. Mücadelemizi örgütleyeceğiz. Bu iktidardan hep birlikte emek demokrasi güçleri, özgürlük güçleri birlikte kurtulacak. Sevgili arkadaşlarım, kuralsızlaştırma dedik. Bu taşeron sisteminin yaygınlaştırılması anlamına geliyor. Esnek çalışma anlamına geliyor. Taşeron sisteminde o denli ileriye gidilmiş durumdaki neredeyse yeni işe girişlerin Türkiye'de bütün alanlarda yeni iş sözleşmelerinin referansı taşeron. Taşeron sistemi ortadan kaldırıyoruz diye gündeme getirdikleri konu boş bir vaattir. Bir karşılığı yoktur. Hatta burada hayata geçirdikleri uygulama yeni ayrımcılıklara yol açmıştır. Eğer Kürtseniz, eğer muhalifseniz, eğer sendikalıysanız, eğer solcu, devrimciyseniz taşeron sisteminden kadroluya geçme hakkınız yok. Sadece ve sadece yandaşlara, biat etmiş olanlara iş hakkı vermek üzerinden bir anlayışın burada da hakim olduğunu gördük. Yine en önemli sorunlarımızdan biri bu dönemde giderek, özellikle AKP iktidarları döneminde giderek ortaya çıkan, bildiğiniz gibi, özelleştirmeler. Son geldiğimiz noktada şeker fabrikalarının özelleştirmesiyle karşı karşıyayız. Şeker fabrikalarının özelleştirmesi sonucu 1 milyon insan etkilenecek ve bunların içinde çiftçiler, işçiler, tedarikçiler, çok geniş bir kesim var. Ama ilk ağızda etkilenecek olan yine bu fabrikalarda çalışan işçiler. Nereden mi biliyoruz? Çünkü AKP'nin özelleştirme dosyası bu anlamıyla çok kabarık. Geçmişte gerçekleştirmiş oldukları bütün özelleştirmelerin sonucunda işsizlik artmış. Bu fabrikalarda çalışan işçiler işinden el olmuş. Ve bu fabrikaları alan firmalar, şirketlerin ilk yaptığı şey işçilerin iş akdine son vermek. Şimdi de şeker fabrikalarında aynı şeyi yaşayacağız. Özelleştirme önlenemezse, özelleştirmelere son verilemezse sadece şeker üreticileri kaybetmeyecek. Bütün Türkiye kaybedecek, toplum sağlığını da kaybedecek. Ama bunu dinleyen yok. İktidar içine girdiği sıkışmışlığı aşmak için her şeyi satılık hale getiriyor. Her şeyi satma peşinde. O denli telaş içindeler ki bir an önce seçim kararı almaları da tam da bunu gösteriyor. Sürdürülemez politikaların bizi getirdiği yer aslında ekonomideki gelişmelerle çok kolay izahına kavuşmaktadır. Evet, bugün meclise girmesi engellenen Büro Emekçileri Sendikası Başkanı olmak üzere yine bu dönem kanun hükmünde kararnamelerle işinden emeğinden olanları konuşmamız lazım. Ben de bir mağdurum, biliyorsunuz. Kanun hükmünde kararnameyle. Benim kodum 696. Biz 12 Eylül döneminde 1402 tek bir yasa vardı.
Şimdi bizi taksit taksit ihraç ediyorlar. Büro Emekçileri Sendikası'nda çalışan arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız da aynı şekilde birçok kararnameyle işinden oldu. 96 tane yönetici, Büro Emekçileri Sendikası yönetici işinden edildi. 36 arkadaşımız toplamda işine son verildi. Sadece büro emekçilerinde değil, aslında kamu çalışanlarında çok yaygın bir uygulama. 15 Temmuz darbe kalkışması bahane edilerek tüm muhalif kesimler kamudan uzaklaştırılıp ihraç ediliyor. İhraç edilmeyenler de emekliliğe zorlanıyor ya da işten ayrılmaya zorlanıyor, bir baskı altında çalışmaya zorlanıyor. Tüm bunlar özellikle Büro Emekçileri Sendikası'nın dosyasına baktığınızda göreceksiniz ki arkadaşlarımız bu konuda zaten mecliste çalışmalarını sürdürüyorlar. Cumhuriyet Savcılıkları'nın suç duyuruları ki idare tarafından yapılıyor, kovuşturmaya gerek olmadığı gerekçesiyle iade edilmesine rağmen arkadaşlarımız işine geri dönemiyor. Neden? Çünkü buradaki mesele, en temel mesele, bir yanıyla muhaliflerden kurtulmak, bir yanıyla da yandaşlara yeni istihdam alanları yaratmak. 100.000'den fazla insanın ihraç edildiği bir süreci yaşadık. Bu 100.000'den fazla boşalan kadroya hep iktidar yandaşları yerleştirildi. Kamuda liyakata özen göstermek büyük önem taşır. Fakat bu yandaş akıl kamudaki liyakata da dikkat etmediği için sadece 100.000'den fazla ihraç edilenlerin mağdur olmasıyla sınırlı kalmadı. Bütün halk, bütün toplum mağdur oldu. Çünkü kamu hizmetlerinin niteliği düştü. Evet, OHAL döneminde kurulmuş olan komisyon aslında yargı sürecini aksatmak, engellemek, geciktirmek, oyalamak amacıyla oluşturulmuş bir komisyon. Komisyon oyalıyor insanları. Bu 100.000'den fazla insanın içindeki gerçek mağdurlar işlerine geri dönebilmesi için eğer her şey yolunda giderse minimum 10 sene. İşler biraz aksarsa 20 sene gerekiyor. Düşünebiliyor musunuz? 20 sene. Benim gibi işleri aksatacak bir kişi herhalde bir daha işine geri dönemeyecek. Dolayısıyla da buradaki niyet bu komisyonların çalışma temposundan belli. İhraçlar, kamudaki bu ihraçlar kamusal nitelikli üretimi aşağı çekti dedik. Evet, eğitim alanı, üniversiteler, sağlık alanı bundan en çok etkilenen alanlardır. Bakın üniversitelerdeki bu tahribatın bedelini gelecek kuşaklar ödeyecek. Üniversitelerde sadece bu ihraçlarla tahribat yaratılmıyor. Bakın sürekli üniversite açıyorlar. 185 oldu. 15 tane daha açacağız. 200 olacak diyorlar. Bu üniversiteler üniversite değil. Gençliğin kapatılma mekanları. Orada hiç nitelikli bir üniversite eğitimi olmadığı gibi üniversiteler aslında bir ticarethaneye çevriliyor. Şimdi de İstanbul Üniversitesi'ni üçe bölüyor. Akademik bir kaygıyla değil, bilimsel üretimin niteliğini arttırmak için değil. Biz ne için olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü İstanbul'da İstanbul Üniversitesi'nin arazileri birer bu iktidarın gözünde rant arazisidir. İşte bu arazilere tıpkı Gezi'de olduğu gibi göz koyduğu için İstanbul Üniversitesi'ni üçe bölerek, bu üniversitemizi parçalayarak o arazilerden rant elde etme peşinde. Nasıl ki şeker fabrikalarını satmak için müteahhitlerini çağırıyor, Cengiz İnşaat'ı çağırıyor. Şimdi de İstanbul Üniversitesi'ni parçaladığında yine yandaş müteahhitlerine çağrı yapacaktır. Müthiş bir sistem. Önce müteahhitin vergi borcunu siliyorsunuz. Sonra sildiğiniz o vergi borcuna karşılık bir de şeker fabrikası satıyorsunuz. Müteahhit bununla da yetinmiyor. Kamu bankalarından krediyle o fabrikaları alıyor. Harika. Bu yetmiyor. Basını da Ziraat Bankası kredileriyle el değiştirmesini sağlıyorsunuz ve böylece aslında
faşizmi kurumsallaşması için maddi temeli oluşturmuş oluyorsunuz. Tüm bunlara dur deme zamanı gelmiştir. Bu gidişata dur demeksek bunlar, bu organize işler sizi, bizi, hepimizi satar. İş cinayetleri. Yine emek alanının en ciddi sorunlarından biri iş cinayetleri. 2017 yılında 2006 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Sevgili arkadaşlar, bu bizim bildiğimiz rakam. Bu resmi rakam. Çünkü meslek hastalıklarıyla ya da işte yaşamış olduğu sorunlardan dolayı iş anında değil de sonrasında yaşamını yitirenleri eğer hesaplamaya kalkarsak bu rakam çok daha yükseklere ulaşıyor. Ve iş cinayetleri hız kesmeden devam ediyor. Yine bu yılın ilk 3 ayında 400'e yakın işçi yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren işçilerin arasında çocuklar da var. Yaşamını yitiren işçilerin arasında kadınlar da var. Yaşamını yitiren işçilerin arasında Kürtler var ve iş cinayetlerinde en çok kayıp inşaat sektöründe yaşanmakta. Bu kuralsızlaştırma, bu emek cehennemine çevrilmiş ülkede iş cinayetleri aslında nasıl bir emek dünyası, nasıl bir demokrasi, nasıl bir rejim altında yaşadığımızı bize gösteriyor. Bizler HDP olarak emeğin sorunlarıyla ilgilenmeye, bu alanda çalışmalarımızı yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Özellikle iş cinayetlerinin önlenmesi konusunda uluslararası normlara uygun bir iş sağlığı ve güvenliği standardının oluşturulması için çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de yoğunlaştıracağız. İş sağlığı ve güvenliği meselesini piyasa ilişkilerinin dışına taşıyacağız. Bu konuda tüm sendikalarla, emek meslek örgütleriyle, partimiz işbirliğiyle, koordineli bir çalışmayla bu mücadeleyi yükseltecek. İşçi ölümlerinin önlenmesi ancak çalışma yaşamının demokratikleşmesiyle mümkündür. Yaşamın her alanını demokratikleşmeden tam bir demokrasi meselesinden bahsedemeyiz. Türkiye'nin demokrasi sorununun aşılması için ekonominin de çalışma yaşamının da demokratikleştirmesi gerekiyor. İşsizlik ciddi bir düzeye ulaşmış durumda. Her ne kadar TÜİK rakamlarında bunu görmesek de işsizlik, genç işsizliği, kadın işsizliği, kayıt dışı çalışma yaygın hale gelmiş durumdadır. Genç işsizliğinin özellikle üniversite mezunlarında bu oran %30'a çıkıyor. Şimdi AKP Genel Başkanı gitmiş Yeşilay'dan ödül alıyor. Diyor ki ben diyor bu ülkede alkolle sigarayla mücadele ediyorum. Gençlerde uyuşturucu kullanımı AKP döneminde rekor kırılmıştır. Gençlerde uyuşturucu kullanımı inanılmaz derecede yaygınlaşmıştır. Uyuşturucu kullanımı yaşı çok küçük yaşlara kadar düşmüştür. Eğer sen bu tür kaygıların varsa önce uyuşturucuyla mücadele et. Tabii ki sigarayla, alkolle mücadele etmek, toplum sağlığını korumak ve bu anlamda bir kamusal yarar ilkesi çerçevesinde önemlidir. Ama uyuşturucunun yaygınlaştığı yerde alkolle mücadelenin lafı mı olur? Bütün gençlerimiz uyuşturucuya sürükleniyor. AKP Genel Başkanı çıkmış diyor ki ben geldikten sonra alkolle, sigarayla mücadele yükseldi ve bununla mücadeleye devam edeceğim. Mücadele dediği de sigara içen arkadaşların paketine el koymak. Bunun mücadeleden anladığı bu. Yoksa kimsenin halk sağlığı, toplum sağlığı peşinde koştuğu yok. Bu 1 Mayıs bu anlamıyla da kritiktir. Bu anlamıyla da önemlidir. O yüzden yaşasın 1 Mayıs diyoruz. O yüzden Bici Yek Gulan diyoruz.
Sevgili arkadaşlarım, Ankara valisi Biji Yekkulan'ı yasaklamış. İyice şaşırdılar. Meclis baş... Biji Yekkulan! Biji Yekkulan! Biji Yekkulan! Biji Yekkulan! Duymuştur. Meclis başkanı bağırıyor. Kürt illeri yok, dedirtmem, dedirtmem diye. Ya senin Kürt milletvekillerin var. Sen onlarla karşılaşmıyor musun hiç? Onlar sana ne diyorlar sabah seni gördüğünde? Rojbaş, senin kulağın duymuyor, bonjour sanıyorsun. Tabii onlar da Kürt soruna Fransız yaklaştıkları için bu bir yerde normal. Bu tarihteki son Kürt AKP vekilleri dönemi. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak, kıymetini biz. Sizin Kürt illerindeki tabelalarınızı bile artık kargo şirketleri asacak. Çünkü orada size oy verecek kimse de kalmayacak. Siz Kürt düşmanlığı yaparak... Kürt illerini yok sayarak, Kürdistan lafından irkilerek yaşadığınız sürece bir daha Kürdistan'a ayak bile basamayacaksınız. Sizin sınırınız Osmaniye'dir. Ben daha önce size söyledim. Madem Mersin'den kurt işareti yaptınız, gideceğiniz sınır Osmaniye'dir. Daha ötesi artık yok. Evet, bu politikaların ülkeyi nereye sürüklediği biraz önce anlattığım emek meselesiyle çok yakından alakalı. Eğer siz Kürt düşmanlığı yapıyorsanız, bu Kürt düşmanlığından beslenecek bir milliyetçi politikaya, milliyetçi hezyanlara yol veriyorsanız, savaş politikasıyla ayakta duruyorsanız, bunun bedelini hem Kürtler ödüyor, hem Türkiye emekçileri ödüyor, kadınlar ödüyor, gençler ödüyor. Savaş politikalarının bir yansımasıdır. O yüzden bu yıl alanlarda hem emekçiler hem de savaş karşıtları hem de halklarımız buluşacak. Tıpkı Nevroz'da olduğu gibi 1 Mayıs'ta Biji Yekkulan sesi bütün Türkiye'yi inletecek. Sevgili arkadaşlarım, bizim emek programımız ve bununla ilgili çalışmalarımız olanca yoğunluğuyla devam edecek dedik. Bundan sonraki dönemde de. Çünkü Türkiye'de demokrasi meselesinin en önemli sorunu emek sorununun çözümüyle ilintilidir. Tıpkı Kürt sorununun çözümüyle olduğu gibi. Biz 1 Mayıs'ın içinde olduğu haftayı emek hakları haftası olarak birlik, mücadele ve dayanışma şiarıyla değerlendirmek istiyoruz. 1 Mayıs'ı da bu anlamda kutlamak istiyoruz. Bununla ilgili de bir yasa çalışmamız, yasa önergemiz var. Kabul edilmese bile biz önümüzdeki dönem bu haftayı bu anlamıyla değerlendirmeye, çalışmalarımızı bu anlamıyla yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Sadece bir hafta değil, tüm yıl boyunca aslında bu çalışmaları birlikte yürüteceğiz. Evet, başlarken ekonomiden kısaca bahsettim. Bir altın dersi verdik. Mecliste bir iktisatçı olması iyi. Yani en azından bunu biliyoruz. Ortalık boş değil. Evet. 7.4 büyümeyi konuşuyorlar. 7.4 büyüdük, 7.4 büyüdük. Karşılığında yaşanan iktisadi kriz telaşla 24 Haziran seçim kararını aldırdı. Çünkü bu 7.4 büyümenin o denli yüksek maliyeti var ki bu maliyetin kime yansıyacağını da biliyoruz. Emekçiler, yoksul halkımız, toplum bu maliyete katlanıyor. Bakın bu maliyetin göstergeleri biraz önce bahsettim, işsizliktir, enflasyondur, zamlardır, vergi artışlarıdır. Bu maliyet sadece bu kısmıyla da sınırlı kalmıyor.
gelecek kuşakların haklarını da bugünden gasp ediyor. Doğa talanıyla aslında biraz önce yine söylediğimiz gibi gençleri uyuşturucuya sürükleyerek, eğitimi olabildiğince niteliksiz hale getirerek ciddi anlamda bir tahribat yaratıyor. Bunun böyle sürmesi için Türkiye tarihinin en ciddi, en yüksek borçlanma dönemini yaşıyor. Sadece kamu değil, özel sektör borçluluğu da ciddi boyutta artmış durumda. Ve bu borçlanmayı sürdürerek, işsizlik sigortası fonuna el atarak, garanti fonundan kredi musluklarını açarak aslında tüm Türkiye'yi, tüm halkı borçlandırmaya, borç batağına sürüklemeye devam ediyorlar. Peki aldıkları bu borçları ne yapıyorlar? Yandaş şirketlere teşvik adı altında aktarıyorlar. Bu aktarmanın sonucunda ne işsizliğe bir çözüm olacaktır, ne de enflasyon düşecektir, ne de biz daha iyi koşullarda yaşayacağımız bir ücrete kavuşabileceğiz. Bu aktarmanın sonucunda ekonomi bundan çok daha kötü bir yere sürüklenecektir. Ve işte bu nedenden dolayı çıkıp diyor ki, merak etmeyin, o hali uzatmaya devam edeceğiz. Biz de diyoruz ki sen de merak etme, 24 Haziran'da seni süpürmeye devam edeceğiz. ...24 Haziran seçim kararı açıklanır açıklanmaz biz de alanlardaydık. Hem sevgili eş genel başkanımız Pervin Buldan hem ben Türkiye'nin çeşitli illerine gittik. Mersin haline gittik, Mersin'e gittik. Türkiye'nin en büyük hali inanılmaz bir durgunluk var. Hareket eden bir tane kamyon yok. Herkes oturuyor. Tarihte görülmemiş bir şeyden bahsediliyor. Narenciye üreticileri perişan, çiftçiler perişan, hal esnafı perişan. Dolayısıyla bu büyüme, bu fonların gittiği yer aslında karşılığını Mersin'deki işsizlik olarak alıyor. Çünkü siz bu fonları topluyorsunuz, Ruslarla gidiyorsunuz nükleer santral yapmaya. Sonra NATO'dan yanıt gelince Ruslarla küsüyorsunuz, nükleer santral projesi de orada öyle duruyor. Ama proje için ödediklerinizin, o proje için başlangıç fizibilite maliyetlerini kimse sormuyor. Nereye gitti bu paralar? Kimse sormuyor. Nükleer santral kirliliğine yol açanlar, Mersin tarımını öldürmeye çalışanlar aynı şeyi Sinop'ta, İğneada'da yapma peşindeler. Bütün bu uygulamalar Türkiye'de gelir adaletsizliğini derinleştiriyor. O denli derinleştirmiş ki Türkiye nüfusunun, çalışan nüfusunun %68'i emekçilerden oluşuyor. Yevmiyeli ya da ücretli. Fakat Türkiye hasılasından, milli gelirinden bu emekçilerin aldığı pay %30. Sefalet ücretleri yaygın ücret haline, ortalama ücret haline gelmiş. Size bir şey hatırlatmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. 2001 krizi döneminde Türkiye'de IMF'nin atadığı bir kayyum vardı. Kemal Derviş. Koalisyon ortağı da Bahçeli'ydi. Şimdi yine koalisyon ortağı. Bakalım hangi kayyumu atayacaklar? Çünkü bu aralar habire IMF borcunu ödedik ödedik diye ortada dolaşıyorlar. O zaman IMF'de uzman olan Enkruger diyordu ki, rekabetçi bir piyasaya kavuşmak için asgari ücret $400'ın altına inmeli. Evet, nihayet indi. İşte IMF'yi borcumuzu ödedik diye dolaşanlar IMF'nin en önemli talimatını bugün hayata geçirmiş durumdalar. Asgari ücret $400'ın altında, satın alma gücü hızla eriyor. Bu sefalet ücretleridir. Biz insanca yaşam için gerekli ücret koşullarını sağlamadığımız sürece bu ülkeye barış, bu ülkeye toplumsal barış gelmez. HDP asgari ücret belirlemesi konusunda çok net bir eşik belirlemiştir. Demiştir ki 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı neyse asgari ücret onun yarısı olmalıdır. Bugün 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 6000 liradır. Yani bugün asgari ücret minimum 3000 lira olursa işleri düzeltmeye başlarız. İşte o zaman ekonomi bu dar boğazdan,
ekonomi bu sıkışmışlıktan çıkar. İşte o zaman gelir dağılımı düzelir, o zaman ekonomi de, hayat da demokratikleşir. Evet arkadaşlarım, çocuk işçilerden bahsettik ama çocukların dramı sadece 2 milyon çocuk işçisi olmakla bitmiyor. Bakın birkaç gün önce Ayşe öğretmen kucağında çocuğuyla cezaevine girdi. Cezaevinde bu durumda 700 tane çocuk var. Ve Türkiye'de çocuklar mağdur olmaya devam ediyor. Suriyeli 618 göçmen çocuk kayıp, bilmiyoruz. Çocuklarımız nitelikli iyi bir eğitim alamıyorlar. Yine Suriyeli çocukların 800 binden fazla çocuğun yarısı okula gidemiyor. Türkiye'deki çocuklar gittikleri okulda eğitim değil, başka bir şeyle karşılaşıyorlar. Çocukların bu yaşta karşı karşıya maruz kaldığı bu eğitim sistemi, bu 4-4-4 sistemiyle hayata geçen şey aslında toplumun geleceğini tehdit etmekte. Bu anlayıştan ülkeyi de çocuklarımızı da bir an önce kurtarmalıyız. Değerli konuklar, bildiğiniz gibi bugün 24 Nisan. Bundan tam 103 yıl önce 24 Nisan 1915'te siyasetçi, gazeteci, sanatçı, aydın sırf Ermeni oldukları için tutuklandılar. Çankırı'ya ve Ankara Ayaş'a sürüldüler. Sonra da katledildiler. İddiatçıların daha sonra çıkardığı yasayla da Anadolu'da Ermeniler, Süryaniler, Rumlar katledildiler. Hep beraber kaybettik. Halklarımız birlikte kaybetti. Evet, bunun acısı hala sürüyor. Bazı yaralar zamanla kapanmaz. Ermeni soykırımı 103 yıldır inkar ediliyor. Bu soykırım, bu iddiatçı gelenek devam ettiği sürece bu ülkede bu düşmanlık hukuku, bu ayrımcılık, bu nefret söylemi de devam edecek. Bugün Kürtlere karşı, Kürt düşmanlığı olarak karşımıza çıkan bu nefret söylemi, bu ayrımcılığın işte referansı 1915 Ermeni katliamıdır. Eğer biz bununla yüzleşmezsek, eğer bu yüzleşmeyi Fransız senatosunda, ABD senatolarında, kongrelerinde değil de bu meclisin çatısı altında, bu topraklarda gerçekleştirmezsek bu yara hiçbir zaman kapanmayacak. Biz HDP olarak bu büyük felakette hayatını kaybedenlerin anısı önünde bir kez daha eğiliyoruz. Ermeni halkının adalet talebi için mücadele edeceğime söz veriyorum. Evet, adalet arıyoruz. Herkes için adalet diyoruz. Evet, seçimlere gidiyoruz. Panik seçimler. Bir an önce yapılsın, yangından mal kaçırayım seçimleri. 16 Nisan'da oyları çaldık, hile-i şaibeyi yaptık. Şimdi onun kılıfını da hazırladık. 24 Haziran'da bu işi bir an önce bitirelim diyorlar. 24 Haziran'da bu iş, evet, bitecek. Bu çöktürme planlarınız, bu Kerkük, bu Afrin, bu OHAL'leriniz, kanun hükmünde kararnameleriniz, bu zulmünüz 24 Haziran'da son bulacak. İşte bizler emek demokrasi güçleri, savaş karşıtları, barış mücadelesi verenler, bizler Nevroz'da 1 Mayıs'ta yan yana gelenler bu işe 24 Haziran'da son vereceğiz. Bugün Türkiye bir yönetim krizi yaşıyor. 16 Nisan referandumunda hayata geçirilen anayasa değişikliğinin bir tek maddesi uygulandı. Partili Cumhurbaşkanı meselesi. Bakın onun bile yaratmış olduğu krizle Türkiye baş edemiyor. Konuşuyor, cevap veriyorsun. Ben Cumhurbaşkanıyım diyor. Konuşurken ben AKP Genel Başkanıyım diyor. Dolayısıyla biz ne zaman kimi muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Cevap veriyoruz, hakaretten yargılanıyoruz. Bütün arkadaşlarımız hakaretten içeride. Cevap vermiyoruz, bu sefer de meydanı boş sanıyor. Biz senin bu tehditlerinden korkup baş eğip sana cevap vermeyeceğimizi sanıyorsan yanılıyorsun.
Biz cevap vermeye devam ettiğimiz gibi tüm halklarımız da 24 Haziran'da sana gerekli cevabı verecek. Bundan hiç kuşkun olmasın. Evet. Binali Yıldırım, başbakanlıkta görevli arkadaş, demiş ki ben yalan konusunda çok titizim. Ben hep söylüyorum. Bu eğitim şart ama ana dilinde eğitim iki kere şart. Titizim derken steril yalan mı arıyorsun? Yani bana öyle yalanlar söyleyin ki steril mi olsun demek istiyorsun? Evet, var, çok içinde dolaşıyor bunu. Ama ardından şunu demiş. Ben demiş gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere müsamaha göstermem. Sen nasıl dolaşıyorsun? Nereye bakıyorsun? Senin gözün içine baka baka erken seçim yok dedi. Sonra erken seçim oldu. Sen müsamaha göstermeyecek misin şimdi? Bekliyoruz. Bakalım nasıl müsamaha anlayışına sahip? Nasıl bir yanıt verecek AKP Genel Başkanı'na başbakanlıkta görevli arkadaşımız? Evet, yalan bunların içine yuva yapmış. Bundan kurtulmaları mümkün değil. Yalansız günleri yok. Bir söylediklerini ertesi gün hiç yüzleri kızarmadan inkar edebiliyorlar. Erken seçim konusu belki de bunun en sarih örneği. Erken seçim vatan hainliği dediler. Şimdi erken seçimi övüyorlar. Şimdi gidip deseniz ki ya vatan hainliğiydi, ben onun gözünün içine bakmadım diyecek. $550 milyon oy pusulası basmışlar. Matbaa sahibi Uruguay'da herhalde şimdi. Seçim sonuçlarını YSK şöyle açıklarsa şaşırmayın. AKP'ye çıkan oy sayısı 200 milyon. Ne yapacaksın 550 milyon oy pusulasını? 55 milyon seçmen var. Bunun 50 milyonu sandığa gidecek. En iyi olasılık o da. Gerisi hadi 50 milyonda yedekledin 100. Hadi 50 de bizden olsun 150. Niçin 550 milyon oy pusulası basıyorsun? Evet. Her şeyi satabilirler. Bu mesele giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Mesela MHP'ye oy kaptırmayalım diyor. Ya bu nasıl ittifak? Bu nasıl bir yan yana gelme? Bu nasıl bir anlayış? İttifak yaptık diyorsunuz, beraber yürüyeceğiz diyorsunuz, birbirimize oy kaptırmayalım diyorsunuz. Bunlar ikisi birden barajı geçmek için bu işi yaptılar ama öyle sanıyorum ki ikisi birden bu barajın altında kalacak. Evet, umutluyuz. Yüzlerinizden belli. Herkesin gözünün içi gülüyor. Gittiğimiz her yerde de bu vardı. 24 Haziran yaklaştıkça da umudumuz artacak. Şimdi tam da bunlardan kurtulma zamanıdır. Seçim güvenliği konusunu ihmal etmememiz gerekiyor. Bizler yerel seçim güvenliği meclisleri oluşturmalıyız. Mahallelerimizde herkesi bu meclislere çağırmalıyız. Bizler bu seçimi evet önemsiyoruz. Çünkü bu seçim bizim demokrasi ve barış mücadelemizin önemli bir uğradır. Bu uğrakta üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz. Tüm halklarımızla beraber, emekçilerle, demokrasi güçleriyle beraber mahallelerde seçim güvenliği meclisleri var edelim. Bu meclisler sandıklara sahip çıksın. Bu işi sadece müşahitlere bırakmayalım. Hep birlikte sandıklara, oyumuza sahip çıkalım. Sırf seçim aritmetiği için değil, geleceğimiz için, mücadelenin devamlılığı için. Çünkü bunlar sadece oylarımıza değil, siyasi irademize de ipotek koyma peşindeler. Buna engel olmanın yolu bu meclislerde yan yana gelmek,
mücadelemizi örgütlemek, sandığımıza da geleceğimize de sahip çıkmaktan geçiyor. Şifresini verdik. Dedik ki bu işin şifresi 7-24'tür. 7 gün 24 saat gece gündüz çalışacağız. Evlerimizde ışıklarımız sönmeyecek. 7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi de 24 Haziran'da tamamlayacağız. Kendi adayımızla gireceğiz. Emek demokrasi güçlerinin sesi olacağız. Emek demokrasi güçlerinin ortaklaştığı Türkiye'nin adayıyla gireceğiz. Türkiye'nin yegane partisi olduğumuz için, Türkiye partisi olduğumuz için Türkiye adayıyla gireceğiz. Evet, sesimiz herkesten daha güçlü çıkacak çünkü biz hakikatin sesiyiz. Hakikatin sesi her yerde duyulacak. Evet, güçlü adayla gireceğiz çünkü bizim programımız güçlü. Biz bu programı HDK'lerde, HDP'lerde, sokaklarda, iş yerlerinde, meydanlarda yazdık. Biz bu programı halklarımızla beraber mücadele tarihimizle yazdık. O yüzden güçlü bir programa sahibiz. O yüzden Türkiye'nin umuduyuz. Türkiye'nin önünü açan partiyiz. Bu programı hayata geçirmek için hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekilliği seçiminde hep birlikte çalışacağız. Biz inanıyoruz ki 7 Haziran'dan çok daha güçlü bir şekilde parlamentoda olacağız. HDP parlamentoda güçlendikçe Türkiye'de demokrasi mücadelesi güçlenir. HDP parlamentoda güçlendikçe Türkiye parlamentoda temsil edilir. Tabii bizim programımız sadece parlamento endeksli bir program değil. Bizim programımız bir yerel demokrasi programı. Yerelin söz, yetki, karar sahibi olduğu bir program. Kendimizi de kentimizi de biz yönetmek istiyorsak işte bu programa sahip çıkma zamanıdır. Ben tüm arkadaşlarıma çalışmalarında 7-24 başarı diliyorum. Önümüzdeki günler hayırlı günlerdir. Önümüzdeki günler umudun günleridir. Tüm konuklarımıza katıldıkları için basın emekçilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Sayın Eş Genel Başkanım, birlikte başladık. Siz bugün kadın adaylarını aday olmaya çağırmışsınız kadın mecliste konuşmanızda. Ben de gençlere, emekçilere aday olmaya, bu mücadeleye güç katmaya davet ediyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Bizler kazanacağız.